Covid-19'dan sonra küresel açlık arttı. Açlık seviyeleri son 3 senedir bu yüksek düzeyde neredeyse hiç değişmeden kalmaya devam ediyor. İyileşmeler dengesiz ve yetersiz olurken bazı bölgelerde gerileme devam etti. Yeni yayımlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu verilerine göre 2023 yılında sadece bazı bölgelerde iyileşme görüldü. Bu durum, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin dünya genelinde birçok ülkede daha da kötüleşmeye devam ettiğini göstermekte. Yeni verilere göre 2023 yılında açlıkla karşı karşıya kalan insanların sayısının 713 ila 757 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu oran dünyadaki her 11 kişiden birine ve Afrika'da her 5 kişiden birine tekabül etmekte. Açlık Afrika'da artış göstermeye devam ederken Asya'da nispeten değişmeden kaldı ve Latin Amerika'da açlıkla mücadelede kayda değer bir ilerleme kaydedildi. Bu iyileşme Güney Amerika'da 2021'e kıyasla 2023'te 5,4 milyon daha az insanın açlıkla karşı karşıya kalmasından kaynaklanmakta. Herkes için yeterli gıdaya düzenli erişimin sağlanması büyük hedefine yönelik ilerleme durakladı. Küresel nüfusun yaklaşık %29'u, 2,3 milyar insan 2023'te orta veya ciddi derecede gıda güvensizliği yaşadı. Dünya genelinde besleyici gıdalara erişim hala bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyadaki insanların 3'te 1'inden fazlası, yaklaşık 2,8 milyar kişi sağlıklı beslenmeyi karşılayamıyor. Yaşa göre boy kısalığı, boya göre kilo düşüklüğü ve sadece anne sütüyle beslenmedeki iyileşmeler, çocukların büyüme ve gelişme potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için zemin hazırlıyor. Ancak bu 3 göstergede kaydedilen ilerleme, 2030 hedeflerine ulaşmak için hala çok yavaş. Aynı zamanda obezite oranındaki artış, bütün yaş gruplarının sağlığı ve refahı açısından önemli zorlukların habercisi. Açlığın, gıda güvensizliğinin ve her türlü kötü beslenmenin sona erdirilmesinde finansmana yönelik yeni yaklaşımlar hayati önem taşıyacak. Gıda güvenliği ve beslenme için finansmanı arttırmak amacıyla yenilikçi, kapsayıcı ve eşitlikçi çözümler gerekiyor. Gıda güvenliği ve beslenmenin finansman verimliliğini arttırmak için paydaşların daha iyi hedefleme amacıyla koordinasyonu ve fikir birliğini geliştirmesi, donörlerin ve küresel ortakların risk alma ve riskten kaçınma faaliyetlerinin katılımını arttırması, daha karma ve yenilikçi finansman çözümleri uygulamak gerekiyor.